Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Şimdi Göklerin Sırrı 2'nin Lucifer Rotası'nın 2. sezon 8. bölümünü kanala attım. Şimdi de 2. sezon 9. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım bakalım. Süvariler onlara ait olanı almak için geldi. Kaçacak yer kalmadı. Evet. Burada kıyafet seçiyorduk. Hileyi açalım. Karar varsa ve her şey önceden belirlenmişse bu hiç şansımız olmadığı anlamına mı geliyor? Bölüm 9. Kafes. Yeryüzü. Annem beni evin içine itti ve kapıları arkamızdan kapattı. Ağır ağır nefes alıyor ama odaklanmış görünüyordu. Diğer herkes nerede? Sadece Revelius bizimleydi. Hala oradalar mı? Olmaları gereken yerdeler. Bizi koruyorlar. Neden bahsediyorsun? Onlara yardım etmeliyiz. Annem başını salladı. Anlamıyor musun? Annenin kurtuluşu ile süvarilerin arasında biz varız. Tek yapmaları gereken bize mührü açtırmak. Süvariler bizim nerede olduğumuzu neden pek merak etmezlerdi? Neden şimdi? Okuyamadım. Bilmiyorum. Zamanı gelmiş gibi görünüyor. Ürperdim. Huzursuz hissettim. Daha ne kadar oyalanacaksın? Revelius sıvılara sessizce şişeden şişeye döktü. Oturduğu yere çeşitli taşlar saçılmıştı. Zaman kazanmamız lazım. Onların yaptığı da bu. Çabuk. Annem kutulardan birine yaklaştı ve kıyafetler çıkardı. Bana fırlattı. Üzerine bir şeyler giy. Revelius beni görmesin diye oturma odasının diğer ucuna geçtim ve titreyen ellerimle geceliğimi yere fırlatıp kıyafet giydim. Hazırlık. Ciddiyet. Dövüş. Danışman pelerini. Kendinden emin. Evet. Kayıtsızlık. Cilve. Bu da cilve. Cilve. Bu da cilve. Zarafet. Bu da zarafet. Cesaret. Bu da cesaret. Bu da cesaret. Bu da cesaret. Bunu seçmiştim. Mabonte rotasına. Bu sefer şunlardan birini seçmek istiyorum. Sarışın daha iyi oldu sanki. Bunu söyleyelim. Dışarıda neler oluyordu? Ölüm onları tek bir el hareketiyle öldürebilirdi. Öylece evde oturduğum için korku ve utanç içindeydim. Annem sanki delice bakışları meleği acele ettirebilecekmiş gibi Revelius'un başında duruyordu. Ben ise perdelerin arasına bakma cesaret edemeden pencereden pencereye koştum. Ve sonra evin sessizliğini bölüp bir çığlık attı. Korku ve üzüntü dolu, ölüm öncesi bir çığlık. Sakinliğiyle neredeyse şefkatli gelen ölümün sesi duyuldu. Dışarı çıkın. Anneme baktım. Yavaş onayla başını salladı. İkimizin de kimsenin öldürülmesini istemedik. Çabuk ol. İşe yararsa hissedeceksiniz. Annem kapıyı açtı. Süvarilerle buluşmak için yavaş yavaş verandadan indik. Mamonte, Astaroth ve Şeytan sanki dövüşmeye hazırlanıyormuş gibi direniş üyelerinin karşısında duruyordu. Süvariler birbirlerinden belli bir mesafede durarak geri dönüş yolunu kestiler. Savaşın kılıcının devasa kablası omzumun arkasından görünüyordu. Ölüm onu fark etti ve dudaklarıyla bir sırıtmayla ya da küçümsemeyle yavaşça açıldı. Beba bana baktı, sonra kardeşine. Süvarilerden birinin silahını ele geçirdiğim için artık o kadar da mutlu değilmiş gibi görünüyordu. Savaşın kılıcını kaldırmayı başardın ama o bizi öldüremez. Korkumu göstermemek için kendimi zor tuttum. Gerçeği söylese de söylemese de sözlerinin doğrulanması gerekiyordu. Lucifer'ı aradım ama hiçbir yerde göremedim. Neredesin? Buna sevineyim mi yoksa endişeleneyim mi bilemedim. Ölüm birinin cesedini ayaklarımızın dibine attı.
Annem eğilip cansız bedene baktı ve sessizce şöyle dedi. Baş melek Yor. Onun çığlığını duyduk. Bu süvarilerin diğer direniş üyelerini öldürdüğü anlamına geliyor. Direniş oyunu için size yeterince zaman verdik ama süre bitti. Tepki verme, bizi korkutamayacaksınız. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Bize ihtiyacınız var, onlara dokunmayın. Bunu söyleyelim. Yani gönüllü olarak bizimle geleceksiniz. Dudaklarımı sıktım. Ben de öyle düşünmüştüm. Maymun uyarırcasına kanatlarını açtı. Semi sessizce elimi sıktı ve fısıldadı. Bugün seni rüyamda gördüm ve bu rüyada çok güçlüydün. Semi'nin elini sıktım. Doğruyu mu söylüyordu yoksa beni cesaretlendirmeye mi çalışıyordu bilmiyorum ama bana güven verdi. Tüm antrenmanlarımı hatırlayarak yavaşça nefes verdim. Eragon ileri doğru bir adım attı. Elias onun adına korktu, titriyordu. Neden geldiğinizi biliyoruz. İstediğinizi alamayacaksınız. Çakmağın alevi yandı. Bir de öleceğinizi biliyorsunuz. Niye boşu boşuna tartışıyorsunuz ki? İstediğiniz ancak biz ölürse kalırsınız. Dediğin olsun. Ve bağ parmaklarını ışıklattı. Ne yaptığımı henüz tam olarak anlamadan elimi uzattım. İçgüdüsel davranıyordum. Dine yana doğru fırladı ama eğer Süvarya'nın gücünü bastırmamış olsaydım bunun ona bir faydası olmazdı. Ve baş şaşkınlıkla parmaklarına sonra da gülümseyen Dino'ya baktı. Ne? Semi haklı. Halledebilirim. Ne istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Bu felaketler neden başımıza geldi? Eragon birkaç adım daha atarak kaçınılmaz olarak cellatlarına yaklaştı. Bunu dikkatlerini üzerine çekmek için yaptığını biliyordum. Süvariler gücümden bir haberdi. Açlık onlara söylemedi. Bu da bizim bir avantajımız olduğu anlamına geliyordu. Küçük de olsa bir avantajdı. Ölüm az konuşurdu ama konuşmaya başladığında yüzünde tiksinti dolu bir ifade belirirdi. Sanki bizimle konuşmak, böceklerle konuşmak gibi bir şeydi. Günahkar olarak doğdunuz. Bir gün, yüzyıllar önce yaşananların bedelini ödemek için doğdunuz. Ne yaşandı? Sessiz kal. Ne yaşandı? Artık 150-160 elmas vermeye o kadar alıştım ki gözümü kırpmadan veriyorum 100 elması. O dereceye geldim artık. Önümüze doğru bir adım attı. Eragon fark edilmeyecek kadar seyirdi ama kendini hareketsiz durmaya zorladı. Süvari hikayeyi anlatmaya başladı ve sesi soğuk, cansız ve çelik gibi sertti. Evrenin doğuşuna sebep olan büyük patlamanın meydana gelene kadar hiçbir şey yoktu. Evren genişliyor, gezegenlere ve takım yıldızlara dönüşüyor, yaşam başlıyordu. Milyonlarca yıl geçti ve anne karnındaki bir cenin gibi enerji yumağında evrenin ruhu oluşmaya başladı. Adı Hayat Annesi oldu. Bir beden ve bilinç kazandı ve asıl gücü yok etme oldu. Hayatın annesi yaratıyor ve yok ediyor, koca galaksileri silip yeniden oluşturuyordu. Ancak bu ona yetmedi. Anne, yarattığı varlıklara onun gibi olabilmeleri için ruh ve bilinç bağışlamak istedi. Daha sonra Shefa ve Shefa Malum adında iki erkek kardeş yarattı. Birisi ışığı kontrol ediyordu, diğeri ise karanlığı kontrol ederken hayat annesi yaşamı ve ölümü yönetmeye devam ediyordu. Kardeşler güçleniyordu. Bir gün onlar da büyüdü ve anneden kendi dünyalarını yaratmak için izin istedi. Ve tüm evrene kıyasla küçük ve önemsiz olsa bile yaratacakları o küçük dünya sadece onlara ait olacaktı. Hayatın annesi elbette onları reddedemezdi çünkü kendisi de bir zamanlar benzer bir arzu yaşamıştı. Kardeşler Shefa ve Shefa Malum kadar kutupsal olan iyi ile kötünün, karanlıkla ışığın çatışmasının özellikle hissedildiği bir dünya yarattılar. Shefa Malum iblisleri, Shefa ise melekleri yarattı. Ama kardeşler çok hırslı ve güçlüymüş. Aralarında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Shefa, yarattığı varlıkların hayatlarına karışmak istemezken, Shefa Malum iktidar için yanıp tutuşuyordu.
Onları izleyen hayat annesi davranışlarından memnun değildi. Ayrıca oğulları olmadan kendini yalnız hissediyordu. O zaman mahşerin ilk süvarisi olan ölümü yarattı. Abilerine bir uyarıda bulunmak için dünyaya geldi. Kavgayı bırakmaları gerekiyordu. Onun ortaya çıkışıyla birlikte yokluk ve ölüm de ortaya çıktı. O zamana kadar ölümsüz olan Şefa ve Şefa Marum'un çocukları belli koşullar altında da olsa ölümlüydü. Ölüm süvarisi gitmişti ancak Şefa ile Şefa Marum arasındaki düşmanlık daha da büyüdü. Şefa Marum Şefa'nın alanına gelip yaratıkları ile konuştu. Şefa'nın ilk yarattığı meleklerden biri olan Lucifer'ın yanına geldi ve onu kendi tarafına çekmesi için ikna etti. Ancak Şefa Marum onu dokunur dokunmaz melek yandı. Saf ışık karanlığa dayanamadı. Şefa Marum onun ölmesini çok istemişti. Küllerin rüzgara saçıldığını görünce kahkahalar attı. Şefa öfkelendi ve kardeşini savaşa ilan etti. Tanrılar arasındaki savaş yüzyıllarca bin yıl sürdü. Ama ne kadar kavga ederlerse etsinler, karanlık ve ışık eşittir. Şefa Marum kazanmak için yeryüzünü ve zayıf varlıkları yarattı. Ölümsüzlerle karşılaştırıldığında o kadar zayıftılar ki, Şefa Marum'un istediği gibi boyun eğip onu güçlendireceklerdi. Şefa Marum'un ne tür varlıklar yarattığını gören hayat annesi sinirlendi. Açlı kadında başka bir oğul daha yarattı ve onu şu uyarı iletmesi için dünyaya gönderdi. Kardeşler durmazlarsa dünyaları yok edilecek. Daha sonra hayat annesi savaşı ve en küçük kızı bebeği yarattı. Kardeşleri ikna etmeleri gerekiyordu. Süvariler yeryüzüne indi ve neredeyse dünyayı yok etti. Şefa ve Şefa Malum bu kadar titizlikle yarattıkları eserin yok edilmesine izin veremezdi. Yıllar süren düşmanlıktan sonra birleşmeye karar verdiler. Bu plan Şefa Malum'a aitti ve ama Şefa müdahale etmemeyi kabul etti. Şefa Malum hayat annesini süvarileri geri çağırması için kandırdı. Kardeşler annenin dediği her şeyi yapacaklarına, insanları hatta bütün dünyayı yok etmeye hazır olduklarına, anne koyuna döneceklerine yemin ettiler. Ama yalan söylediler. Anneyi birkaç bin yıl için etkisiz hale getirdiler. Hayat annesi artık onlara müdahale edemiyor, hatta onlara gözlemleyemiyordu bile. Kardeşler yaşam kitabına çaldılar. Bu kitapta hayatta kalacakların ve ölümle yüzleşecek olanların listeleri vardı. Anne, canları kontrol etmek için enerjisinin bir kısmını bu kitaba aktardı ve onunla bağlantı kurdu. Şefa ve Şefa Malum kitaba 7 mühür koydu. İlk mühür hayat annesinin ellerini, ikincisi bacaklarını, üçüncüsü gövdesini, dördüncüsü kafasını, beşincisi ruhunu, altıncısı zihin ve gözlerini ve yedincisi gücünü bağlıyordu. Hayat annesi ancak tüm mühürleri kırarak uyanabilecek ve oğullarının dünyasına inebilecekti. Ama yalnızca gecenin ve gündüzün çocukları olan melezler mühürleri kırabilirdi. Bu yüzden Şefa melezlere... o yüzden yasak geldi hatta. Anladım. Mühürlerin kırılması an meselesiydi. Ve eğer bu dünyanın sakinleri dersi öğrenmezlerse, anne onları soğukkanlılıkla yok edecek ve külleri ile kemiklerinin üzerine yeni bir şey yaratacaktı. Ölüm bu hikayeyi hiç durmadan, sakin, neredeyse yatıştırıcı bir sesle anlatmıştı. Ama son sözlere kulağa korkutucu geldi. Şefa ve Şefa Marum arasındaki büyük savaş sırasında kitap kayboldu. Ama biri onu buldu, birinci mühürü kırdı. Artık geri dönüş yok. Şimdi ise ölüm elini uzattı. Bizi ilk melezlerin torunlarına verin. Mabote'nin yüzündeki bir kas titredi ama kendisi hareket etmedi. Asla. Ardından her şey o kadar çabuk gelişti ki ölümsüzlerin gözleri bile bir şeyi fark edemedi. Vincesto elini salladı. Süvarilerin her birinin yanında bir şey patladı. Eğer ölümlü olsalardı onlardan geri hiçbir şey kalmazdı. Ondan sonra birdenbire Ed'e ortaya çıktı ve onlara birkaç taş attı. Bu gücü nereden almıştı? Maimon ve Eliza şeytana doğru koştular. Enerji yığınları her taraftan süvarilere doğru uçarak onlara mümkün mertebe zarar vermeye çalıştı. Mimi az orta saldırdı ama o kendisine dokunulmasına izin vermeden kaçtı. Veba saldırıları aynı derecede güçlü kırmızı enerji patlamalarıyla karşılık verdi.
Dino, annem ve Mintesto birbirlerini koruyorlardı. Beba, Dino'ya fazla yaklaştığında Mimi'nin dikkati sürekli dağılıyor. Kız onlara endişeli bakışlar atıyordu. Evet, burada Mimi ile Dino'yu birleştirdik. Açlık ve ölüm hareket etmedi. Ama sonra büyük süvari kardeşine döndü ve şöyle dedi. Yaklaş, güçleri azalmıyor. Açlık sırıttı, sigarasından son fırt aldı. Faydası olmaz. Ya. Bana baktı, ölüm bakışını takip etti. Direniş üyelerinden biriydim ama hareket etmiyordum. Fakat bacaklarım o kadar da sağlam durmuyordu artık. Gözlerimi açlıktan ayırmadan sendeledim. Yanaklarımdan ve burnumdan aşağı bir şeyin aktığını hissettim. Kanadığımı anlamak için yüzüme dokunmama gerek yoktu. Ama konsantrasyonumu kaybetmemem lazımdı. Ölümsüzleri süvarinin yıkıcı gücünden korumak için açlıkla aramıza görünmez bir duvar ördüm. Savaşı bilmeleri için enerjilerimi almamalıydı. Ne yapıyor? Kanın ıslak olan dudaklarımı elimin tersiyle sildim. Ölüm duygusuzca elini kaldırıp bana baktı. Bakışlarımı hızla ondan çevirdim ve aniden bir darbe hissettim. Onun gücü. Ölümcül bir darbe olduğunu farkına vardım. Tüylerim diken diken oldu. Ölebilirdim. Vicky. Annem darbeden zar zor kaçabildi. Gücü azalmaya başladı. Sonra aşağı tekrar baktım. Çok zayıfım. Her birinin gücünü birden bastıramam. Sadece birinin. Ama denemem şart. Bizi herkesten koruyacak görünmez bir duvarı tuğla tuğla örmeye çalıştım. Ama duvar çöküyordu. Tuğlalar baskıya dayanamıyordu. Dizlerimin üzerine çöktüm. Vicky. Winchester bana doğru koşmak istedi ve ben başımı çevirmeden bağırdım. Halledebilirim. Devam edin. Book, neredeyse tiz çıkan sesimi tanıyamadım. O kadar cesur, kararlı ve aynı zamanda zayıftı ki. Aşırı efordan ölebilir miydim? Şimdi bunu düşünecek zamanım yoktu. İlginç bir yeteneğim var ölümlü. Artık ölümlü değilim. Burnumdaki ve dudaklarımdaki kanı tekrar sildim. Kan boğazıma takıldı, öksürdüm. Bir tavuğa uçmayı öğretirsen bile o bir tavuk olarak kalır. Sen zayıfsın, onları benden kurtaramazsın. Sakin bir şekilde konuştu ama ben ona neredeyse hışkırarak cevap verdim. Kapa çeneni, öyle olsun ama en azından deneyeceğim, kurtaracağım, biliyorum. Onları kurtaracağım diyelim. Gücün seni öldürdüğünde ve savunmaların bittiğinde onları tek dokunuşla yok edeceğim. Öleceksin, onlar da seninle beraber ölecek. Buna izin vermeyeceğim. Beni öldürürsen kilidi nasıl açacaksınız canım? Gözlerimin önünde siyah noktalar dans etmeye başladı. Odaklanabilmek için sürekli göz kırpmam gerekiyordu. Bayılıyormuşum gibi geldi. Lanet olsun. Beba, bana bak. Ne yapıyorsun salak? Birkaç kez daha gözlerimi kırpıştırıp Lucifer'a baktım. Kanatlarını keskin bir şekilde çırparak havada asılı kaldı. Kollarında çalık atıp çırpınan kireyi tutuyordu. Bırak, bırak. Kapa çeneni. Annem ve diğerleri geri çekilirken süvariler bizi unutup mührü açmayı başaramayan başka bir meleze baktılar. Ölüm elini Lucifer'a uzattı ama ben darbesine hemen karşılık verdim. İçinde bulunduğum durumu görünce yüzü taş kesti ama o yine de kendini zorlayıp döndü ve süvarilere baktı. Seni koruyacağım. Yapman gerekeni yap, ben seni koruyacağım. Birinin kolları beni yakaladı ve düşmeme izin vermedi. Hiç gücüm kalmamıştı. Lucifer'ı Kira'nın kafasını yakaladı, bir eliyle başının arkasını, diğer eliyle çenesini sıkıca tuttu. Kızın bacakları histerik bir şekilde sallanıyordu ama hepsi boşunaydı. Tek bir hareketle Lucifer'ı boynunu kıracaktı. Eğer hareket ederseniz onu öldürürüm. Ne istiyorsun? Süvari'nin öldürücü ses tonuyla ürperdim. Bana annemin nerede olduğunu söylesin. Lucifer. Kapa çeneni. Başımı eğmekten yoruldum. Köleler isyan etmedikleri sürece asla özgürlüğe kavuşamazlar. Bırak onu yoksa anneni acı çektire çektire öldürürüm. Kanatlarını koparacağım, kafatasını kıracağım, kesip parçalayacağım, öldürmeden. Kendisi benden bunu yapmamı isteyecek, bana yalvaracak. Lucifer parmaklarını daha da sıkarak Kira'nın çığlık atmasına ve ağlamasına neden oldu. Beba hemen sustu. Aynısını ben de Kira ile yapacağım, söylemezsen. Öldür onu.
Beba hislerinin eşiğinde her zamankinden daha yüksek sesle ve daha çaresizce Öcü'ye yakladı. Ölüme baktı ve tekrar bağırdı. Öldür onu! Ama Süvari artık bunu yapmaya çalışmadı. Gözlerini kız kardeşinden ayırmadı. Dikkatli bakışı onun için pek de iyi işaret değildi. Düşünceliliği öfkesinden daha beterdi. Sonra Veba, Lucifer'e en yakın duran Mabonte'ye baktı. Tek yapması gereken aslamak ve bacağını tutmaktı. Öldür onu! Hayır. Öldür onu dedim, köpek yavrusu. Veba, itaatsizlik nedeniyle Mabonte'nin işini bitirmeye kararlı olarak ona doğru koştu. Ancak o da hızla aynısını yaptı. Süvari öfkeden delirmişti. Mabonte ise sakindi. Güçlü parmaklarından kaçtı ve boğazını yakaladı. Hızla yanımızdan uçtular ve ancak Mabonte neredeyse duvarı kırıp kadını eve çarptığında durdular. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Devam ediyorum. Dışarıda kavga oldu da ona baktım. Hızla yanımızdan uçtular ve ancak Mabonte neredeyse duvarı kırıp kadını eve çarptığında durdular. Öfkeli fısıltısını sanki bana söylüyormuş gibi net bir şekilde duydum. Bana köpek yavrusu demeye cüret etme. Veba bir yandan ona şaşkınlıkla baktı. Ne kadar güçlü olduğunu unutmuştu. Hatta belki de bilmiyordu. Ama sonra deli gibi kahkaha atmaya başlayıncaya kadar tekrar güldü. Mahmut'un tiksintisini gizlemeden onu serbest bıraktı. Veba sendeleyerek ve hala gülerek kenara çekildi. Sonra gözlerini kardeşlere kaldırıp bağırdı. Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Ölüm sessizdi. Ve sadece açlık alaycı bir şekilde cevap verdi. Bunu hak ettin. Veba önce bir kardeşe, sonra diğerine, sonra da neredeyse yalvarırcasına Mabonte'ye baktı. Zavallısın. Ve yine de en çok acı verebilecek kayıtsız bir söz. Kadın ürperdi ama hızla maskeyi tekrar yüzüne çekti ve sırıttı. Bakışlarını Lucifer'e çevirdi ve soğuk bir şekilde şeve cevap verdi. Sana Eva'nın nerede olduğunu söyleyeceğim. Seni bir SS alayım, sonra söyle. Lucifer yavaşça yere indi. Şeytan bunca zaman boyunca hareket etmedi ve her şeyi dikkatli izledi. Nerede? İlk başta onu ölüm validesinde tuttum. Veba abine bakıp kötü kötü sırıttı. Morta'da. Ama sonra onu kar validesine taşıdım. Dağları o kadar çok seviyorsun ki. Artık kimsenin rezaletini görmeyeceğine sevinmedin mi? Veba parmağını şakağına döndürdü. Manyak. Pislik. Lucifer sanki kreyi bırakmak istiyormuş gibi hareket etti. Veba buna karşılık olarak seyirdi. Anında onu saldırmaya ve onu parçalara ayırmaya hazırdı. Kira, Süvari kanını koca gözlerle bakarak sessizce ağladı. Kira serbest kaldığı anda Veba Lucifer'ı öldürür. Ya ondan önce Kira'yı biz öldürürsek, ya Lilith'i almaya ben gidersem, planı iyice düşünmedi. Bu tabii ki de. Ama hareket ettiğim anda başım döndü. Hayır, ayağa bile kalkamıyorum. Ama o an şeytan bir de öne doğru eğildi ve hala kızı tutan Lucifer'ın gergin parmaklarına dokundu. Git. Baba? Onu takip et, onları durduracağım. Lucifer yutkundu. İçinde bir duygu fırtınasının koptuğu belliydi. Emin misin? Şeytan onu kabaca enesesinden yakalayıp kenara doğru çekti. Alınları birbirine değdi, gözler kapandı. Birkaç saniyelik sessiz bir vedalaşma ve ardından şeytan Lucifer'ı iterek Kira'ya tuttu ve bağırdı. Git. Lucifer kanatlarını açtı. Ölüm bir adım attı ama ben ona bir kubbe yapsettim. Onu öldürmeyeceksin. Önce benimle ilgilenmen lazım. Hepimizi tutamazsın ölümlü. Ay sen böyle sırıtıyorsun ya. Ay sinir oldum ya. Lucifer portal taşını kullandı ve kaçmayı başardı. Veba ciyaklamaya başladı. Hızla şeytanın yanına uçtu. Kadının pençeleri yüzüne battığında direnmedi bile. Ve ben onu vahşi bir hayvan gibi öfkeyle öldürüyordu. Hızlı ve aynı zamanda yapabileceğinden çok daha yavaş. Geri çekildiğinde vücudundan geriye kalan kanlı parçalar kalmıştı. İyiş, yazık yine öldü o şeytan. Bir bizim elimizden ölmüştü, bir de Veba'nın elinden öldü. Veba korkudan donmuş halde Kira'ya yöneldi. Ellerini uzattı ve yumuşak bir sesle sordu. Sana zarar vermedi değil mi? Kira geri çekildi. Bize doğru döndü. Yavaş ama gergin bir şekilde, vahşi bir kedi gibi önüne çıkan ilk boğaza tırmalamaya hazır.
Ölümü durdurmak için son gücümü kullandım. Açlık, geri kalanların enerjisini amansız bir şekilde tüketmeye devam ediyordu. Veba insan görünümünden çıktı ve diğerlerini koruyan Winchester'a saldırdı. Ama Astaroth sırtı kadın süvariye dönük olarak onun önünde durdu. Kendisi bunu neden yaptığını anlamamış gibi yüzüne şaşkınlık fark ettim. Veba omzunu koluyla deldi, sonra elini geri çekti. İnce parmaklarından Melis'in kanı aktı. Ah canım. Astaroth sendeledi ve neredeyse Winchester'ın kollarına düşüyordu. Onu hemen uzaklaştırdı. Veba elindeki kanı sildi. Sümüklü, ihanet etmek için yanlış zamanı seçtin. Kimse bizi ihanet edemez kardeşim. Hiçbir zaman tamamen bizim tarafımızda olmayacaklar. Buna gerek yok. Ölüm bakışlarını açlığa çevirdi. İçimizden birinin ihanet etmesi çok daha tehlikelidir. Aşık sadece sırıtarak bir sigara daha yaktı. Üf, merak etme. İhanet etmeyecek ama bana güç verdi. Ya seni çok seviyorum. Aptal çocuk ya. Seni bir esas alayım ben. Andin arkamda bir enerji dalgası belirdi. Arkama döndüm ve ağzım hafifçe açık bir şekilde dondum kaldım. Demek Rövelius bunca zamandır bunu yapıyordu. Kaçıyoruz. Winchester baygın Astaroth'u kollarına aldı. Simi ve Eddie beni ibin içine sürüklediler. Gözlerimi süvarilerden ayırmayayım diye çabaladılar. Biz onların enerjisinden koruyan kocaman bir duvar ördüm. O kadar çok gücümü alıyordu ki içime parçalıyor, bedenimi tüketiyordu. Annem Eragon ve diğerleri süvarileri enerjisiz sunları fırlatıyordu. Düşmanların yaklaşmasına izin vermediler. Ben de onlara bize saldırmalarına izin vermedim. Dayan Vicky, az kaldı. Artık daha. Öksürdüm, kan kustum. Ve sonra duvarım çöktü ve her şey karardı. Yerde bir battaniyeye sarılı olarak uyandım. Sırtım duvara dayanmıştı. Düşmemeyi nasıl başardım acaba? Hey, nasılsın? Mimi yüzündeki bir tutam sarı saçı çekti. O da yorgun görünüyordu. İyi, sanki. Burada güvendeyiz. Kubbe bizi süvarilerden koruyor. Ne kadar süreyle? Şeytan biliyor. Şimdilik idare ediyor. Eragon yanıma geldi. Bugün harika iş çıkardın. Hala gücün var, kaldı mı? Ölüyormuşum gibi hissediyorum. Ne cevap vereyim? Artık gücümü kullanamayacağım. Çok iyi durumdayım. Savaşmaya hazırım ama iyileşmem gerekiyor. Tabii ki bu. Eragon başını salladı. Bunu duyduğuma sevindim. Çantasından birkaç elma çıkardı. Şimdilik önerebileceklerim bu kadar. İştahım yok. Anlıyorum ama bedeninin iyileşmesine yardım etmelisin. Elmayı aldım, evimde çevirdim ve isteksizce bir ısırık aldım. Kendimi çiğnemeye zorladım. Her lokmada yemek daha kolay hale geldi. Sonunda gücümün geri gelmeye başladığını hissettim. İşte bu, tebrikler. Zaman zaman darbeler duyuluyordu. Görünüşe göre süvariler kubbemize bir delik açmaya çalışıyorlardı. İçeri girmeleri an meselesi. Rüvelius başını salladı. Hayır, birkaç gün boyunca sürekli efor sarf etmek zorunda kalırlar. Bu kubbenin onlara frekansını ayarlı. Onlarla rezansona giriyor. İçine giremeyecekler. Kendinden memnun görünüyordu. O halde yaralarımızı iyileştirmeliyiz. Bizi rahat bırakmayacaklar değil mi? Bırakmayacaklar. Dinlenin. Kendimize geldiğimizde ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Sonuna baktım ve Astaroth'u görünce nefesim kesildi. Yerde yatıyordu. Dirseğine bükülmüş dizine dayamıştı. Kıyafeti kan içindeydi ama yarısı çoktan iyileşmişti. Astaroth, direniş üyelerinin söylediklerini sessizce dinledi. Ancak konuşmaya katılmadı. Her an bir darbe bekliyormuş gibi gergindi. İkimiz göz kızı gelince şöyle dedi. Ne istiyorsun? Sorusunun kabalığına rağmen rahatsız olmadım. Yani bizim tarafımıza mı geçtin? Neden? Umut sikti, yüzünü buruşturdu. Görünüşe göre yarasının iyileşmesi hala devam ediyordu. Bilmiyorum, gerçekten belli sebeple ihtiyacımız var mı? Ölebilirdin kardeşin. O onayla birlikte mi? Astaroth onayla başını salladı. Mührü açar açmaz kaçtı. Nereye? Bilmiyorum ama Christopher'ın ortaya çıkacağından eminim. Artık bu olayların hiçbirine karışmak istemiyordu. Demek sebebi oydu.
Belki, belki değildir. Bunu çözemedim. Ne taktın sen de? Gülümsedim. Direnişe hoş geldin Astaroth. Annem, Dino, Elegon, Nintesto ve Maemon sessizce konuşuyorlardı. Eddie ve Sam'i çalışmaya devam eden Revelius'un kısa talimatlarını yerine getiriyorlardı. Mimi ve Eliza herkese malzeme dağıtıyorlardı. Canınız istemese bile yemeğinizi yiyin ve halıya kusmayın sakın. Yorulmuştuk ve eğer Svarlar içeri girseydi onlara karşı koyamazdık. Vücudum aşırı gerilimden ağrıyordu. Böyle bir yüke dayanacak kadar yeteneğimi kötü geliştirmemiştim. Göz kapaklarım ağırlaşmaya başladı. Uykuya daldım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum ama bir gürültü ve kargaşa sesleri beni uyandırdı. Mabonte kapıda duruyordu. Sakin, rahat, sanki içeri girmesine izin verilmiş ve biz de onu bekliyormuşuz gibi. Direniş üyeleri hareket etmeden duruyordu. Nasıl girdin? Revelius? Farklı bir frekansı var. Ya süvarileri ya da onu hedef alabilirdim. Ve onlar bunu anladı. Peki bunu neden daha yeni öğrendik? Çünkü ona sessiz olmasını söyledim. Herkes yine ona baktı. Revelius, Mabonte'nin bakışları altında titredi. O kısmen bizimle değil mi? Peki ne yapacaksın? Bize süvarileri mi teslim edeceksin? Planın bu mu, Meles? Biz daha kalabalığız. Onu yeneriz. Eddie bir adım attı ama Elegon ellerini tutarak onun yolunu kesti. Savaştaki en büyük hata düşmanı hafife almaktır. Mabonte ağaçların arasına saklanmış bir hayvan gibi sessizce bize baktı. Her şey bitti. Ben öyle düşünmüyorum. Maemon görünüşünü o kadar hızlı değiştirdi ki bedeninin altında parıldamadığını fark etmedim. Enerjisi arttı, savaşmaya hazırdı. 10 yıl önce Maemon bu kırılıktayken Mabonte'nin onu nasıl öldürdüğünü hatırladım ve ürperdim. İki seçeneğiniz var. Savaşarak ölmek ya da pes edip daha uygun bir zamanda savaşmaya çalışmak. Mabonte'nin diyaloğa girmesiyle birden onları öldürmek istemediğini fark ettim. Gereksiz kan dökülmeden anlaşmaya varmak istiyordu. Hayır, bize süvarilerin eline vermek istiyorsan biraz çabalaman gerekecek. Eddie omuzlarını dikleştirdi ve sessizce ama öfkeye bir ilhamla şunları söyledi. Katılıyorum. Ben uyarımı yaptım. Pislik seni. Sonunda senden intikam alabileceğim. Maemon güldü ve hızla ona doğru koştu. Mabonte kranlığını iblise doğrultmak için elini kaldırdı ama ben onu bastırdım. Maemon'un yumruğu hiçbir dirençle karşılaşmadan çenesine inmeden önce Mabonte sırtmayı bile başardı. Geceden merdivenlere doğru uçtu. Astaroth ıslık çaldı. Pek sıcak bir karşılama değil, değil mi? Mabonte onun yönüne bile bakmadı. Anında iyileşmiş dudağındaki kanı sildi. Umarım artık ölüşmüşüzdür. Maemon yine Mabonte'ye saldırmak istedi ama Mimi ve Eliza tarafından durduruldu. Baba yapma. Mabonte daha yeni hareket etti ama ben onun gücünün geçemeyeceği bir duvar örmüştüm bile. Burnumdaki yeniden kan akmaya başladı. Sinirli bir şekilde yüzümü sildim. Saldırmayacağım. Stresli yapmana gerek yok. Elegon önümde duruyordu. Bunu başından beri planladın mı? Planladığım birçok şey var. Elegon, Mabonte'ye karşı hissettiği nefreti gizlemedi. Bütün öfkesi, bütün acısı bir anına patladı. Senin olduğun yerde her zaman ölüm var. Mabonte bakışlarına karşılık verdi. Yüzü hala kayıtsızdı ama herkes Elegon'un amacına ulaştığını hissediyordu. Ya da belki de onların geçmişine vakıf olduğum için öyle düşünen sadece bendim. Ama sonra Elegon içini çekti, omuzlarını dikleştirdi ve şöyle dedi. Kan dökülmeyecek. Bunu okumayacağım. Dışarı çıkacağız. Sesi daha yüksek, daha otoriter hale geldi. Yine de onlarla savaşacağız, fakat şimdi değil. Elegon onunla dövüşmeye çalışmadığına göre Mabonte ne kadar güçlüydü. Akıllıca bir seçim yaptın. Bir çıtırtı, zar zor duyulabilen bir gıcırdama sesi geldi. Mabonte ürperdi ve öne doğru birkaç adım attı. Bir şemsiyenin keskin ucu göğsünden dışarı çıkıyordu. Eddie sanki bu şemsiyeyi onu delmiş gibi sendeledi. Elleri kanla kaplıydı. Aptal, tüm öfkesini bu darbeyle ifade etti. Şimdi ne olacak? Bunu söyleyelim. Eddie. Mabonte şemsiyeyi göğsünden çıkardı ve kırıp parçaladı. Kızgın olduğu ancak sıkıca kapattığı dudaklarından tahmin edilebilirdi.
Birkaç saniye geçti ve yarısı iyileşmeye başladı. Etrafında ağır, kara bir bulut oluştu. Mamote onu yıldırım hızıyla boynundan yakaladı ve kafasını duvara vurdu. Duvar çatlaklarla kaplandı ve darbenin olduğu yerde ince kan izleri kaldı. İdi. İdi bilincini kaybetmedi ama şaşkın görünüyordu. Mamote onu kendine doğru çekerek boynundan tutmaya devam etti. Kapıyı açın. Mimi Eliza'ya baktı. Eliza bir şey demeden onayla başını salladı. Mimi yavaşça önce bir kapıyı, sonra diğerini açtı. Bırak onu. Önce dışarı çıkın. Simi tereddüt etti ama sonra sürekli omzunun üzerinden bakarak itaat etti. Teker teker dışarı çıkmaya başladık. Kuzu gibi çıktılar dışarı. Ölümün gözleri zevkle parladı. Bebeğe kılıcını sıkılmış bir tavırla hareket ettiriyordu ama yüzündeki zevkli bir beklenti vardı. Biz öldürmek için sabırsızlanıyordu. Zorlukla yutkundum. Merhamet beklemeyin küçük kuşlar. Mimimimi. Ay sinir oluyorum buna ya. Neyse. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.